Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda HBAR analizi yapacağım. HBAR Ocak ayından, geçtiğimiz Ocak ayından itibaren burada 3 sent seviyelerinden güzel bir yükselişe başladı ve 10 sent seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve buradan da büyük bir düzeltmeye gittiği görülüyor. Burada hemen hemen %50'lik bir düşüş gerçekleştirdi ve burada önemli destek seviyelerimizde aşağı kırdı. Ve buradan yeniden Bitcoin ile birlikte yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdiği görülüyor. Bugün de önemli bir harekete imza attı yukarı yönlü. Burada önemli bir seviyemiz var bizim. 7.13 seviyesi, 7 sent seviyesi. Bu 7 sent seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya çalışıyor. Bu 7.13 seviyesi haftalıkta önemli bir direnç. Ve bu 7 sent üzerindeki fiyat hareketlerinde artık boğaların yukarı yönlü yeni ataklar yapmasını beklerim ben. Ancak bu seviye kazanılamadığı takdirde burada bir miktar daha yatay hareketler görmemiz mümkün olabilir. Altta ise bizim majör desteğimiz 6 sent seviyesi. Bu 6 sent seviyesi altında ise long yönlü işlemler riskli olacaktır. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu 6 sent seviyesi HBAR coin'de yukarı yönlü yükselişler görmemiz için mutlaka haftalık bazda korumamız gereken önemli bir seviye. Ancak burada 7 sent seviyesi aşılırsa da burada yukarıda bizim bir diğer önemli direncimiz 7.80 var. Burası ara direnç aslında, çok önemli değil. Aynı zamanda Fibonacci 0.382 seviyesine de denk geliyor burası. Haftalıkta önemli bir seviye. 7.80 ve daha sonra da yukarıda 9 ve 10 sent seviyeleri HBAR'da ilk hedef olacaktır. Ancak uzun soluklu bir boğa koşusu için bu 9 ve 10 sent seviyeleri oldukça belirleyici olacaktır. Eğer bu seviyeler aşılırsa yukarıda ilk etapta 15 sent seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Ancak bu seviye, yani şu 9 ve 10 sent seviyesi ciddi bir direnç seviyesi ve burası da kolay kolay aşılacak gibi görünmüyor. Tabii ki Bitcoin'in yapacağı fiyat hareketleri de burada önemli olacaktır. Yani bu yukarıda, bu eğer bu 7 sent üzerinde günlük kapanışlar meydana gelirse ilk etapta 9 ve 10 sent seviyeleri, ancak buralarında güçlü dirençler olduğunu unutmayalım. Bu seviye aşılırsa da 15 sent seviyesine doğru güzel bir hareket görmemiz mümkün. Momentumumuz da günlükte yukarı yöne döndü geçtiğimiz haftadan itibaren ve güzel bir şekilde şu anda yukarı bir sinyal oluşmuş durumda. Şu anda HBAR ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.